Merhaba, hepinin yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle saçım için kusura bakmayın. Gerçekten saçımı yeni yıkadım, taradım. Sprey sıktım ama böyle duruyor. Ama benim elimden gelen bir şey yok. Şimdi sizlerle arkadaşımın bizler için getirmiş olduğu hediyeleri açmak istedim. Ve burada da bu paketi sizin için sizlere hediye edeceğiz. Ve bu da cumartesi günü Rabiş'in doğum günü ve Nehir'in de doğum günü. Hülya'nın Rabiş'e hediyesi. Rabiş gelince görecek bunu. Ama şimdi bir bakın. Evet, şimdi ilk önce kendi paketimi açmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Şimdi diyecekler ki, insanlar hep sana bir şeyler alıyor, sen niye almıyorsun? Ben aldıklarımı göze soka soka göstermiyorum. Bu bir içerik olduğu için ben burada açıyorum. Mutlu olduğumu da sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki benim de arkadaşıma hediyelerim var. Yani arkadaşıma şey diyemem. Hülya, ben de sana verdim. Git onları video çek diyemem. Ama ben bu paketleri sizinle açmayı çok seviyorum. Evet. Başlıyorum. Başlayayım mı? Böyle bir kuruşma makinesi. Sizle beraber açalım. Kurutma makinesi. Remington. Neyi sesini kapatabilir misin? Rica etsem. Sağ olsun benim için bunu getirmiş. Tam oralardan buraya. Hülya ile sosyal medyadan tanıştık. Hülya benim moderatörümdü. Ama gerçekten aramızda çok güzel bir dostluk var. Ablam gibi, eşi de abim gibidir. Bir de küçük bir kızı var. Sürekli bugün sarıldı. Buradan hiç gitmek istemedi. Allah razı olsun. Gerçekten düşünüp çok güzel. Kız senin. Nil baksana. Sinirlenmiş. Artık Ozan'la kavga etmeyeceğiz. Kurutma makinemiz var. Bu kurutma makinesi. Bu da işte diğer akım vardı. Ben çektiğim için işlenmişti. Bu normal düz. Ben kurutma makinesiyle bu arada kendime fön çektim diye biliyorum yani. Bu da kıvırcık saçlar için diye böyle kıvırcık yapıyorlardı. Böyle bir makine. Çok teşekkür ederim. İyi ki, iyi ki varsın. Çok sağ olun. Evet, bakalım. Paketimizden ne çıkıyor? Voldu bir Hifur Konkil. Bunun tadına bakmak istiyorum. Biraz da deneme videosu olsun. Bu komple büyük ihtimalle sütle yeniyor. Bir çilek ekşiliği var. Çok hoş. Niye tadına bakmak ister misin? Bence güzel. Böyle bir organizer pamuk için büyük ihtimalle. Ondan sonra böyle bir maşa iki aile. Ya ne oldu? Yırtıldı. Şey olur mu? Bakayım. Bu da bir maşa. Evet. Ay kıracağım. Takım. Daha işte düzleştiricisi var. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi ki iyi ki varsın tekrar söyle. Şimdi burada boykot ürünleri de var. Linçleyecekler. Göstermesem daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki hepimiz boykot yapmaya çalışıyoruz ama nereye kadar yapabiliriz bilmiyorum. Mutlaka bir şekilde hayatımıza giriyor ve kullanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden göstermeyi düşünmüyorum. Çoğunu da bilmiyorum zaten yani. Hepsini teker teker takip etmemiz pek mümkün değil. Elimizden geldiğinden dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama hayatımızda kullandığımız çoğu şey
o ürünlerden. Şöyle bir mum almış. Ben kitap okurken mum yakmayı çok sevdiğim için. Çok güzel kokuyor. Keşke kokusunu gönderebilsem. Çok tatlı. Çok bu şekilde. Sonra... Bunlar büyük ihtimalle boykottur. Pringles boykot mu? Bir ara Pringles hastası olan ben. Böyle annem için bunları getirmiş. Ayak maskesi. Annemi kovaladım git dedim bakma dedim. Ve kahve. Ben spora giderken gerçekten filtre kahve içiyorum. Bu da filtre kahve gibi bir acı kahve galiba. Tam olarak bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Sonra... Bunların hepsi boykot. Roll-on var. Deodorant var. Çikolata. Çikolata yiyecek misin? Açayım mı? Onu açma. Ne açayım? Ve... Bu geri kalanların hepsi boykot. Siz dinçlersiniz, beni yersiniz çinçi. Tofi en sevdiğim şeylerden birisi. Boykot satı hakkınızı helal edin. Bunu açabilirsin. Tofi mi? Başka var mı? Başka ne var? Başka sana göre bir şey yok. Tofi açacağım. Onu aç. En sevdiğim Nus Beastler, Nus Sneaker. Gerçekten bayılıyorum. Aşırı. Ve onlarda fındık çok oluyor. Evet. Bim'de de vardı ama Bim'dekini kaldırdılar. Neden bilmiyorum. Ben çok az demek istiyorum. Linç etmeyin olur mu? Al. Annem bile de götür ama. Şundaki dolular bir bakın. Çok tuhaf geliyor. Gerçekten. Çünkü ben çikolata tüketmiyorum. 2-3 gün önce bir tane yedim. Buradan tatlı yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Mersi boykot mu? Şöyle bir sürü soru var bunda. Uzaktan gösterelim. Şimdi arkadaşlar bunları da sizlere hediye edeceğiz. Şu şekilde. Şimdi bunlar bozuldu. Şimdi burada çikolatalar var. Tofiler var. Çorabın yatıyor abla. Sağ ol canım. Çorabımı görmeyin. No sneaker'lar var. Tam 4 kişiye hediye vereceğiz. 2 kişiye Solingen bıçak gidecek arkadaşlar. Bakın. Solingen bıçaklar var. Bir set böyle, bir set böyle. Solingen bıçakları bilen vardı zaten. Solingen bıçaklarının yanında mesela bu şu şekilde yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Bu şu şekilde bir kişiye hediye olarak gelecek. Yapmanız gerekenler çok basit. Arkadaşımı takip etmek, beni takip etmek. Ondan sonra açıklanacak. Bir de beni takip etmek. Neyi? Sonra da iki tane de fincan takımı alacağız. Aynı şekilde fincan takımlarının yanına mesela bunu koyacağım. Bunlar da bir kişiye gidecek. Toplamda 4 kişiye hediye edeceğiz. Beni Instagram'dan takip edin ve hediyeleri kazanın arkadaşlar. Evet. Bakın 4 kişi olduğu için herkese birer tane tofu, birer tane bundan. Birer tane de Ferrero. Ferrero boykot ürün değilmiş. Hülya'yı araştırmış. Bu şekilde umarım gidenleri de çok çok mutlu eder. Böyle arkadaşlar bunun yeri de buraya kadardı. Bir tane Pringles yesem ölür müyüm? Ben şunu denemek istiyorum. Dene. Paprika. O kadar ağır bir kokusu var ki. Ben aşırı abur cubur yemediğimi iddia ediyordum ama şöyle bir baktığım zaman yiyormuşum ya gerçekten. Hani çok fazla tüketiyormuşum. Şu anda yemiyorum. Ciddi anlamda cipsi falan hiçbir şekilde tüketmiyorum. Ama bu demek değil ki ömrünün sonuna kadar yemeyeceksin.
Şimdi beni azimsiz olarak görecek insanlara var. Ama tüp mide demek ömrüm boyunca her şey yasak demek değil. İnsanlar bu ameliyatı daha iyi bir hayat için yapıyorlar. Şu ses niye böyle? Lütfen hiç demeyin, olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. En büyük tehlike de bunlar zaten. Bunlar çok rahat gidiyor. Yemek yerken tıkanıyorum, burama kadar geliyor. Köfte falan yiyemiyorum. Bugün mangal yaptık, köfteyi yiyemedim. Ama ilk zamanlara göre bugün iki köfteden fazlasını yedim. Normalde bir köfte yiyemiyorum. O hadre kısımda. Kısımda bak, dokun. Allah canını almasın. Ben sana dedim direkt. O yüzden kendime de en kızdığım hata budur. Bu kadar acı çektim. Eğer bunlara alışırsam bana da yazıklar olsun. Bu demek değildir ki hiçbir şekilde tüketmeyeceksin. Böyle bir şey de yok. Keşke yiyip yiyip kilo almasaydım. Bunu çok isterdim. Korktu çünkü yemek bile. Yemeyi çok seviyorum. Böyle arkadaşlar, size bol bol videolar çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hediyelerde bu hediyeleri alıp da mutlu, çok çok mutlu olacak birilerine gider. 4 kişi kazanacak. Yapmanız gerekenler Instagram'da arkadaşlar. Instagram'dan beni takip edin. Arkadaşımı takip edin. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye bye.